Henüz yeni kızarmış, taze ve kıtır tulumba tatlınızı almak yerine evde kendiniz yapın. Öncelikle şerbeti hazırlayalım. Toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye alıp, şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika kadar sonra bir dilim limonu ilave edip bir taşım daha kaynatıp altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yine başka bir tencereye su, tereyağı ve toz şekeri alıp malzemeler eriyene kadar kaynatacağım. Su kaynadıktan sonra unu tek seferde ilave edip hızlıca tahta kaşıkla karıştırıyorum. Eğer unu önceden elerseniz daha rahat bir şekilde karışacaktır. Isıyla un hemen sertleşeceğinden dolayı burada biraz güç harcamanız gerek. Hamur toparlanınca 3 dakika kadar daha karıştırdıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın. Şimdi ılınan hamura yumurtaları yedireceğiz. İlk anda yedirmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ben bu işi stand mikserimde hallettim. Siz elinizde mıncıklayarak yedirebilir veya el mikserinin hamur yoğurma aparatını kullanabilirsiniz. İlk anda hamur inatçılık edip parçalansa da sonrasında yumurtanın tamamını alıp yapışkan bir hamur kıvamını alıyor. Son malzemelerim olan nişasta ve irmiği de ilave edip tekrar karıştırdıktan sonra hamurunuz hala sert ise bir miktar daha yumurta ekleyebilirsiniz. Bunun da yolu yumurtayı çırpıp azar azar eklemek. Her ne kadar ben tam ölçüler versem de yumurtanın ebatları değişebileceğinden dolayı tarifi de etkileyecektir. O yüzden böyle bir ayarlama yapmanız gerekebilir. Aradığımız kıvam oldukça yapışkan fakat ıslak elle dokunduğunuzda elinizde çok fazla yapışmayan bir kıvam olmalı diyebiliriz. Şimdi bu hamuru geniş yıldız uç takmış olduğum bez sıkma torbasına doldurup yerleştiriyorum. Bez sıkma torbalarını ve yıldız uçları pastane malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Sıra geldi kızartmaya. Kızartmalarda her zaman önceden yağ kızdırsak da bu sefer tam tersini yapıyoruz ve soğuk yağ atıyoruz tulumbalara. Bu yöntemle hamurlar yağı çekmek yerine aksine daha yavaş yavaş kızardıkları için dışında bir katman oluşacak ve daha kıtır güzel bir tulumbamız olacak. Ben sıktığım hamurları bıçakla kesip yağ attım. Fakat bu şekilde tulumbaların bir kenarında orijinalinde olmayan kuyruklu yıldızlar oluştu. Bu yüzden bir sonraki postada makas kullandım keserken ve sorun ortadan kalktı. Siz de bu şekilde yapın. Ayrıca kesmeden önce makası her seferinde biraz yağ batırırsanız hamurun makasa yapışmasını önlemiş olursunuz. Evet, hamurları şekil verdikten sonra yağın altını açıp orta ateşte kızartmaya başlıyorum. Bir süre sonra hamurlar kabarmaya başlıyor. Ara sıra kevgirle karıştırmayı unutmayın ki eşit şekilde kızarsınlar. Ve tulumbalar iyice kızardıktan sonra artık gel beni al yanıyorum şerbet havuzum nerede diye seslenecektir size. Şerbette çok fazla tutmuyorum çünkü kıtırlıklarını korumasını istiyorum. Bu arada şerbet için ayrı bir kevgir kullandım. Çünkü şerbetli sulu bir kevgiri kızaran yağla tekrar buluşturmak akıllıca olmayacaktır. Hemen daha fazla bekletmeden tadına bakacağım ve sizin de o çıtır sesi duymanızı istiyorum. Harika bir lezzet. Yalnız bu kıtırlığı korumak için tek yapmanız gereken yiyeceğiniz zaman kızartmak. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.